Yeni bir günden, yeni bir yayından, yeni bir yarıştan herkese merhabalar sevgili motor sporları tutkunları. Bugün Hollanda Zandvoort'tayız ve DRL PC Series Master League'in Hollanda yarışı için toplanmış bulunmaktayız. Anlatımda ben Emre Baltıoğlu, bu gece sizlerle birlikte olacağım. Umuyorum ki keyifli bir yarışı hep beraber geride bırakırız. Şu anda da pilotlar yavaştan geçerli tur derecelerini kaydetmeye başladılar. İlk hemen hemen 4,5-5 dakikalık zaman diliminin sonrasında Mert Cömert 0.9.7 ile en hızlı turu kaydetti ama arkasında pek çok isim orta hamurlarla denemelerini yapmış. Yine Ferrari'den Arsen Alpdemir de az önce seansın dışında kalan sürücü oldu. Yaşadığı problemle beraber şimdi Emre Karakurt çizgiye geliyor. 1.10.417 kaydetti. Yumuşak hamurlarla beraber şu an pist üstündeki sürücülere bir yandan bakmaya çalışıyorum. Turda olan Efe Korkmazer var McLaren'le beraber, isterseniz ona da bir bakalım. Bu arada benim seste bir sıkıntı var mı? Ses ve görüntü durumu nasıldır arkadaşlar? Yorumlardan bir sizden geri dönüt alabilirsem gerçekten çok güzel olacak. Efe de turunun sonuna doğru ilerliyor. Orta hamurlarla beraber 1.11.162. Geçerli tur derecelerinden en yavaşı Efe'nin oldu. Yine şu an bakıyorum pistte olan Kerim Kıyısın var. Henüz o da zaman turu kaydetmemiş. Bitten çıkış turunda William sürücüsü, isterseniz ona da bir konuk olalım. Tamamdır, güzel. Her şey tamamsa bir problem bulunmamakta. Birazdan yine Ulaş'la beraber Çağatay'da tura başlayacak iki Red Bull sürücüsü. Bakalım onlardan nasıl dereceler gelecek. Özellikle Ulaş'ın turunu merak ediyoruz. Bu arada yavaş yavaş herkes yumuşak hamurlara dönüş yapmaya başlamış. İlk etapta orta hamurlarla beraber piste çıktıklarını ve hatta zaman tur derecesi elde ettiklerini görmüştük ama muhtemelen pek istedikleri verimi alamadılar. Şu anda takım arkadaşı da Selim Arkın Kerem'in önünde. Çıkış kısmında hafiften sendelediğini görüyoruz kendisinin. İlk sektörün sonunda orta hamurlarla beraber en hızlı ilk sektör almayı başardı diye bizlere söylüyor Codemasters. Tabi ne kadar doğru ne kadar yanlış, turun sonunda göreceğiz bunu. Sarı bayraklar devam ediyor. Turda olmayan sürücüler, arkalarından gelen hızlı sürücüleri, turunda olan pilotları engellememek için şu anda yavaşlıyorlar. Red Bull'un da ışınlandığını gördük. Bakalım ilk olarak Ulaş mı, Çağatay mı tura başlıyor? İlk olarak Ulaş Özyıldırım Red Bull'da tura başlayan sürücü oldu. Kerim'den sonra bu sefer Ulaş'a döneceğiz. Bakalım onun turu nasılmış, ona bir konuk olacağız. Şu an lider Mert Cömert, 2 Can Akıncı, 3 Selim Arkın. İlk 3 bu şekilde oluştu ve Arda Günay da 5. sırada Aston Martin'le beraber. Şimdi Kerim çizgiye geliyor. 1.10.986. Orta hamurlar pek istedikleri tempoyu vermiyor muhtemelen sürücülere. Bu arada Ulaş'tan en hızlı ilk sektör derecesi geldi. Bakalım Red Bull'a beraber kendini öne atabilecek mi? Geçtiğimiz hafta Belçika'da gerçekten çok iyi bir tur ortaya koymuştu sıralamalarda. Yine yarış esnasında da harika bir temposu vardı ve diğerlerine pek mal vermemişti zaten. Bakalım bugün Hollanda'da neler izleyeceğiz kendisinden. En hızlı orta sektör de geldi. Evet, maalesef hem sıralamalarda hem de yarışta güzel bir hava bizlerle olacakmış. Bir yağmur görselik iyi olurdu. En azından kaos gelebilirdi beraberinde. Çünkü kuru zeminde maalesef işler pek öyle olmuyor. Ulaş şimdi çizgiye geliyor. 1.09.514. En hızlı tur Ulaş'tan geldi. Red Bull sürücüsü şimdi geçici pol koltuğuna yükseldi derken Can Akıncı 1.05.492 kaydediyor. 1.05.492 geldi Can'dan ve Ulaş'tan geçici pol koltuğunu çekip aldı. Yine turda olan sürücülerden bir diğerine bakalım. Canay Gecvan'dayız. Canay Gecvan'dayız. Haas'la beraber o da turda olan bir diğer isim. Evet, 0.9.4. 0.9.5 diğerine düzeltelim. Thank you.
Sanayi Gecivan'da 1.10.3 kaydetti şimdi Haas'la beraber. Evet, arka tarafta birkaç ayarı da yeniden baktım. Tekrardan sizlerle beraberim. Şu anda Mert Cömert'teyiz. O da Mercedes ile beraber pistte ama yine genel sıralamaya bakacak olursak eğer 09'a inen yaklaşık 4 sürücü var. Can, Ulaş, Mert ve Arda. Direkt olarak karşımıza çıkan isimler yine Tugay Toksöz'de. Şu an zaman turunda, isterseniz ona bakalım. 1.10.294 geldi ve Alfa Tauri sürücüsü 6. sırayı elde ediyor. Yine arka tarafa bakacak olursak eğer Haydar Tokay şu anda ilk sektörü geride bıraktı. Bakalım Alpin pilotundan ne izleyeceğiz. Teşekkür ediyorum bu arada yayına yeni katılan herkes. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Şu anda biz de Haydar Tokay ile beraber sıralamalara devam ediyoruz. Son 7,5 dakikalık bir zaman dilimi var önümüzde. Bu arada Haydar Tokay ikinci sektörde de moru yaktı gibi gözüküyor ama bakalım nasıl bir tur gelecek. 0.6 saniyeleştirmiş derecesini. Acaba 0.9'lara inebilen diğer isimlerden olabilecek mi kendisi? Şimdi start finish düzlüğünde, düzlükte gördük kendisini ve 1.09.994 Alpin pilotu Haydar Tokay 0.9'a inen 5. sürücü oluyor ve Alpin pilotu kendisini 5. sıraya atmayı başardı bu zaman turu derecesiyle. Bakalım Aston Martin'lerden ne izleyeceğiz? Şu an Enver Demirel takım arkadaşının önünde pist üstü konum olarak, yani takım arkadaşından daha önde tura başlayacak. Bakalım Mert Cömert'e şimdi yol verdi kendisi. Astonlar arka arkaya. Birazdan Arda Günay da tura başlayacak. Yakıt eritmeye çalışıyorlar şu anda. yakıt eritmeye çalışıyorlar şu anda ve Arda Günay da yavaştan temposunu artırdı artık. Birazdan o da turuna başlayacak. Yine Can Akıncı, pitten çıkan isimlerden. Ulaş Öz Yıldırım da şu an bakıyoruz. Evet, bayağı yakınlar Arda ile birbirlerine. Sıra sıra bir Arda'ya bir Ulaş'a gideceğiz. Bakalım turlarında kendilerini nereye atabilecekler. Önümüzde son 6 dakika kaldı artık. Ya tabii ki hata yaptıkları takdirde tekrardan bir şansları daha olacak ama lastik konusundan bakacak olursak eğer problem yaşayabilirler. O bu arada bir sarı bayrak vardı. Canay Gicvan'dan kaynaklıymış. İşte hızlı turlarını orta hamura kaydeden 3 sürücü var. Selim, Kerim ve Efe. Bu üçlü dışında yine Arsen de orta hamura kaydetmişti. Bu arada 1086 saniye 24.3 geldi. Bakalım Ulaş'tan ne gelecek ilk sektörde. 24.2. En hızlı ilk sektör geldi Ulaş'tan. Şu anda derecesini de bindelik saniyelerle beraber iyileştirmeyi başardı kendisi. Bakalım sıralamanın sonunda bunu nerede göreceğiz? Orta sektör sonundayız. 48.4. En hızlı orta sektör geldi. Derken bu arada Ulaş Öz Yıldırım turunu bırakmış vaziyette. Ulaş turunu bırakıyor. O zaman biz de Arda'ya dönelim. Bakalım kendisini kaçıncı sıraya atacak Aston Martin sürücüsü. Şimdi start finish düzlüğünde Arda çizgiye geliyor ve 1.09.606 0.187 saniye derecesini iyileştirmeyi başardı kendisi. Şimdi Can Akıncı'dayız. 24.2 geldi ilk sektörde. Binlik saniyelerle beraber en hızlı turundan birazcık yavaş kaldı. Evet, teşekkür ediyorum Yağız. Umuyorum sende de durumlar iyidir diyelim. Ben iyiyim. Sağ ol, teşekkür ederim sorduğun için. Hoş geldin. Yine yayına yeni katılan izleyenlerimiz de hoş gelmişler bu arada. 48.2 orta sektörde 1.074 saniye. Can Akıncı derecesini iyileştirmeyi başardı. Bakalım McLaren'le beraber 0.9.4'ü
daha da iyileştirebilecek mi? Şimdi start finish düzlüğüne çıkıyoruz. Can Akıncı ile beraber en hızlı orta sektör gelmişti ve 1.09.385 geliyor Can'dan. Derecesini 0.1 saniye iyileştirmeyi başardı McLaren sürücüsü ve pol koltuğunu bakalım kesin bir noktaya getirebilecek mi? 4 dakika var önümüzde. Son 4 dakikanın içindeyiz. Ulaş Özyıldırım az önce o da piste çıkanlardan olsa da zaman turunu tamamlamamıştı. Şu anda Canan Gicvan'dayız ve o da pite doğru yöneldi. En arkada Mert Koptaget ve Çağatay Şentürk'ü görüyorum. İsterseniz onlara bir konuk olalım. Mert Koptaget şu anda orta sektörün sonunda, hemen arkasında da Çağatay Şentürk bulunmakta. En hızlı orta sektör gözükse de Mert'ten sanırım bu pek mümkün değil. Ya bu açıkçası o kadar fazla bug var ki, bir işte ışınlanmalar görüyoruz. Yok efendim kaskı olmuyor sürücünün. Vay efendim işte en hızlı ilk sektör veya orta sektör gösteriyor. Bu sektörlerdeki sıkıntıları da ne zaman çözecekler merak ediyorum. 1.12.16 geldi ve 8. sırayı edebildi Mert Koptaget. Çağatay Şentürk de sanırım şu an turundan başladı. Yine pitten çıkış durumunda olan sürücüler var. Ulaş, Mert, Selim ve Haydar. Şu an pitten çıkış durumunda olan sürücüler. Bakalım birazdan onlar da turlarına başlayacaklar. Son hakları için artık piste çıkmaya başladı pilotlar yavaş yavaş. Yine Can Akıncı. Bakalım son bir deneme yapacak mı yoksa az önceki attığı turla beraber ortayı kapattı mı? 7 saniye bu arada iyileştirdi derecesini Çağatay ilk sektörde. 1.17.7'lik bir derecesi var ki burada da bir hata geldi Çağatay Şentürk'ten ve Red Bull sürücüsü çakıl havuzunu uçuyor. Çağatay için pek ideal bir başlangıç olmadı sıralama seansı. Üst üste hatalarla beraber şu anda son sırada. Tam doğru düzgün geçerli bir turunun olmadığını belirtmekte fayda var. Şimdi bakalım Mert Cömert'teyiz. Pol için savaş veren bir diğer isim. Bu arada Selim Arkın 0.9.729 ile 5.liği almış. Kerim Kıyısın 0.9.915 ile beraber 6.liği alıyor. Mert Cömert de ilk sektörde bindelik saniyelerle birlikte derecesini iyileştirmeyi başardı. En önde Can Akıncı derken burada bir temas var. Mert Cömert ve 5 tane grid cezası geldi. 5 sıralık grid cezası geldi Emre'ye. Yani ne diyeceğimi bilemedim artık. Oyun öyle bir affedersiniz safa bağladı ki burada Mert'le beraber temas ettiler ve oradaki temasın neticesinde Enver'e grid cezası çıktı. Anlıyorum. Bindelik sahnelerle bu arada Ulaş ilk sektörde derecesini iyileştirmeyi başardı. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum ama az önceki temasta daha vurmadan yani Mert'in aracı tam olarak çarpmadan Enver'e aracının ön kanadı uçtu. Eğer dikkat ettiyseniz, yani bana mı öyle geldi bilmiyorum ama sanki temas etmeden önce gitmiş gibiydi. Burada 0.1 saniyelik iyileştirme var orta sektörde Ulaş'ta. Bakalım turun sonunda bu yeterli olacak mı? Bu arada Can Akıncı da pistte. Can Akıncı da şu anda pistte. Bakalım geçici pol koltuğunu koruyabilecek mi? Bu tam manasıyla pol pozisyonuna dönüşecek mi? Ulaş çizgiye geliyor ve 1.09.273. Şimdi bakalım söz sırası Can Akıncı da olacak. O da turuna başladı ilk sektörde. 1065 saniye bu arada Arda Günay turunu iyileştirdi ama Belçika'da olduğu gibi yine Ulaş farklı bir ligde gibi gözüküyor. Yine Can Akıncı da aynı şekilde bu arada. Can da gerçekten iyi bir tempo ortaya koyuyor. Birazdan ona da döneceğiz. Bakalım McLaren pilotu neler yapacak. 0.1 saniyelik bir fark var şu an Ulaş ve Can ikilisi arasında. Bu arada Arda Günay da turunu bıraktı böylece. Can Akıncı'dayız. Bakalım Can Akıncı'dan nasıl bir tur izleyeceğiz. Gerçekten az önce Enver'e bedavadan ceza çıktı. 5 sıra grid cezası. Yani güya son iki güncellemeyle beraber bu ceza algoritmasını daha iyi bir tabana oturtmuşlardı ama adil cezalar verilecekti. Tabii adillikten kasıt ne burada onu da merak ediyorum. Bu arada Can orta sektörde bindelik saniyelerle en hızlı turundan yavaş kaldı. Bakalım pol pozisyonu Red Bull'dan Ulaş Özyıldırım'a mı yoksa McLaren'den Can Akıncı'ya mı gidecek? Şimdi Sandford'un meşhur son virajını geri bırakıyoruz Can Akıncı ile birlikte ve Can pite dalıyor. Can pite dalıyor. Öyleyse pol pozisyonu
Ulaşı Öz Yıldırım'da diyebiliriz sanırım. Belçika'dan sonra bu kez Hollanda'da da Benelux turuna pol pozisyonlarıyla devam ediyor Ulaş. Selim'i izleyelim ve o da 3. sıraya attı kendisini. Williams sürücüsü Selim Arkın sonunda istediği gibi bir sıralama seansı geçirdi diyebiliriz ve o da 3. sıraya almayı başarıyor. Pol pozisyonu Red Bull'dan Ulaş Öz Yıldırım'ın, 2. sıradan rakibi Can Akıncı'yı göreceğiz. Bu ikili sene başından beri zaten birbiriyle mücadele eden grup içinde ama şu an Arda Günay ve Mert Cömert ön tarafa o kadar yakın değil, en azından tekli turlarda. Araya bir de Selim Arkın girmiş oldu. Sandford'da gerçekten işleri çok zor. Yani pilotların dikkatli olması gerekiyor birbirlerine karşı gelirken. Özellikle yani geçiş noktası da yok doğru düzgün. Durum öyle olunca sabretmeleri gerekiyor. Birbirlerine karşı zaman tanımaları gerekiyor ve bakalım pist üstünde hata yapmadan yarışı sonlandırmaları gerekecek. Bu arada verilen yanlış ceza sebebiyle Lobby Custom Grid ile beraber yeniden kurulacakmış. Bununla alakalı bir bilgilendirme almış olduk. Teşekkür ediyoruz moderatörlerimize. Yine yani gerçekten çok ilginç. Mert'e de vermiş bu arada orada cezayı. Ben sadece Enver'e verdi diye görmüştüm ama Mert'e de aynı ceza verilmiş. Sıralamalar bu şekilde. Ulaş Pol'de 2. Can, 3 Selim, 4 Arda, 5 Mert, 6 Kerim, 7 Haydar, 8 Enver, 9 Ali Saygın ve 10. sırada da Mert bulunmakta. Birazdan Lobby yeniden kurulacak dostlar. Bir yere ayrılmayın derim. O esnada isterseniz Lobby yeniden kurulana kadar ben de sizlerle birazcık sohbet muhabbet edeyim. Sorunuz varsa sorularınızı cevaplayabilirim. Yani Lobby'nin kurulması nereden baksanız bir 4-5 dakika sürer. O yüzden yorumlardan bana sorularınız varsa iletebilirsiniz. Sorum ne haber? İyidir Concordinho, senden ne haber? Evet, Efe Korkmazer günah keçisi de ilan edilmiş. Öyleyse yarışa tam manasıyla başlayabiliriz birazdan. Bakalım Lobby'nin yeniden kurulmasıyla beraber tabii sıfır set lastiklerle başlayacak sürücüler. O da belki pit stop olayını biraz daha öteleyebilir. Taze lastikler olacağı için, sıfır set lastikler olacağı için. Evet, Giovinazzi mi Piastri mi? Şimdi Haas koltuğu içinse Giovinazzi, Piastri'nin oturmasının neredeyse imkanı yok zaten. Ama hani genel bağlamda soruyorsan, hani ben bir takım patronu olsam hangisini koltuğa oturturum? İki koltuktan birini Piastri'ye veririm. Tabi diğer koltuğa kimin geleceği de önemli ama. Evet, biz de yeni Lobby için şu an davet bekliyoruz. Hoş, yani Oscar zaten kendi jenerasyonunun en heyecan verici ve en güçlü sürücülerinden bir tanesi ama dediğim gibi bu Alpine Akademisi durumundan dolayı çok zor. Yani ve mevcut kişileri ele alırsak mesela Aylot mu, Giovinazzi mi yoksa Fittipaldi mi derseniz gözüm kapalı Giovinazzi derim. Ya çünkü tecrübe açısından da diğerlerinden ön planda. Özellikle Fittipaldi ve Aylot. Yani Aylot şu an pek gerçekçi değil. Çünkü bundan önceki sene, geçen sezon sponsor yetersizliği sebebiyle F2'de yarışamamıştı. Ya şimdi Haas'ın böyle bir durumunda Giovinazzi kimi daha çok ön plana koyar? Düzeltiyorum. Ferrari kimi daha çok ön plana koyar? Giovinazzi mi Aylot'u mu? Kesinlikle Giovinazzi'yi koyar. O yüzden ben açıkçası Anton'un o koltuğa gelmesinin daha iyi olacağını düşünüyorum. Hem Haas için hem de Formula 1 için. Çünkü yani Nikita'dan şöyle söyleyeyim, Pietro Fittipaldi beterin beteri. Gerçekten beterin beteri konumda şu anda Pietro Fittipaldi. Valla ben Hülkenberg'in pek geleceğini zannetmiyorum. Neden zannetmiyorum? Çünkü Nico bunun öncesinde de şimdi mesela Renault'un, bir saniye bu arada sesi benim biraz kısmam lazım çünkü şu oyunun gerçekten ses olayı beni bitiriyor. Beni maalesef bitiriyor. Şöyle hemen müziği kısalım. Evet, bu arada ben davet bekliyorum. Sevgili ilgili arkadaşlarımızdan davet atmalarını bekliyorum. Yani Ferrari Sürücü Akademisi dediğim gibi Anto'yu ön plana koyar diye düşünüyorum ben. Başka soru alabilirim.
Şu an başka soru da alabilirim. Bu arada şu ana kadar Formula 1'de oynama saatim 952 saat olmuş arkadaşlar. 1000 saat olduğum zaman helva dağıtacağım. Az kalmış, 48 saatimiz kalmış. Güzel. Bir önceki oyunu neredeyse 1 yıl içinde 1000 saat geçmiştim. Bu oyunda daha 1 sene olmadan tertemiz. Valla Yusuf Kerem, şu an kabul edemem. 200 tane istek bekliyor zaten ve benim şu anda Steam arkadaşlık listem dolu. Oraya bir revize de çekmem gerekiyor ama Steam arkadaşlık listem ağzına kadar dolu. Kabul edemiyorum şu anda istekleri. Fıstıklı. Peki. Hayır. Hemen. Eren çok zor ya. Ya ben açıkçası hani bağımsız motor üreticilerinden olduğu için Alpine acaba bir şeyler yapar mı bu sene diyordum ama hani gelen haberler en azından Prost tarafından da yapılan açıklamalar olsun yine yönetim tarafında takımın sürekli bir çatırdama değişim içinde olması olsun pek bir şey beklemiyorum açıkçası. Teşekkürler Hasan, hoş geldin, hoş geldin. Evet, maalesef internete zam gelmiş ama nelere zam gelmedi ki internete gelmesin. Ya ben fiyat konusunda yalan yok. Bulunduğum operatörden memnunum. Çünkü fiyat ve hizmet olayında gerçekten iyi bir performans sağlıyorlar ama yani yine çok artmamış. Beklediğim artış gelmemiş. Yaklaşık %40 civarında falan artırmışlar. Ben TürkNet'teyim. 100 liraydı sanırım. Aynen 100 liraydı, 140 liraya yükselmiş. Hoş, yani keşke burada gigafiber altyapı olsa benim. Yani size cam gibi yayın izlesem ama elimizden bu kadarı geliyor maalesef. Valla şöyle söyleyeyim ben sana Umut. Bu araç ağırlık kuralı bana değişmez gibi gelmiyor. Çünkü FIA hani sene ortasında veyahut da sene başında kural değişimi yapmayı seviyor. Yani daha doğrusu sene başında derken. Şimdi belli bir kural koymuşsun ortaya. Oyunun kuralları belli. Ama sonra diyorsun ki aradan kısa bir süre geçiyor. Yok abi ben bunu değiştiriyorum. Farklı bir şey getireceğim tarzında çok fazla olay yaşandı. Mesela 2018'de de görüyorduk bunu. Saçma sapan böyle lastiklerde de benzer kural değişimleri oluyordu. Yani öyle söyleyeyim. Değişirse şaşırmam. Hoş, şu an en ağır Red Bull söyleniyor sanırım. Red Bull'un en ağır araç olduğu söyleniyor. Yine sadece Alfa Romeo ağırlık limitinin altında ve Alfa Romeo tabii ki haklı olarak ağırlık limitinin değişmesini istemiyor. Böyle kalmasını istiyor ama ya FIA sanki değiştirir gibi, bilmiyorum. Değiştirirseler şaşırmam diyeyim. Efe adamdır. Efe Korkmazer biraz spin atmayı sever ama Efe adamdır. Bir de spin atmayı bıraksa daha iyi olacak. Evet, sanırım son ayarlar yapılıyor şu anda. Bekliyoruz. Lobinin muhtemelen custom grid tarafı yapılıyor şu anda. Pilotların grid yerleştirilmesi yapılıyor diye düşünüyorum. Evet, artık bilmiyorum yani bilerek mi bilmeyerek mi, pek bana bilerek gibi gelmiyor. Sanki istem dışıymış gibi. Bazı şeyleri raya oturtmaya çalışırken biraz fazla gaza yüklenmeye çalışırken oluyormuş gibi geliyor ama Efe Korkmazer'e buradan üzücü bir haberim var. Efe'cim artık yaşlandın. F1 oyunu eski F1 değil. Bulunduğun grid eski gridlerden değil ve sen eskisi kadar hızlı değilsin. Sevgili Efe Korkmazer, seni severim ama maalesef dost acı söylermiş. Bu yüzden sakin kalmanı tavsiye ediyorum. Bir dost olarak sakin kalmanı öneriyorum sana. Evet, yine Teoman da dahil olabilir bu işe. Teoman'dan da benzer şeyler görüyoruz arada. Evet, biraz beyaz F1'e döndü burası. E-spor tarafına kaydırdık bu işi. Evet, Lobby son güncellemesini almış umarım artık. Birazdan start alacağız. Ulaş poldeydi. Hemen yanından Can Akıncı start alacak. Bakalım start esnasında ön taraftaki bu ikilinin mücadelesini görecek miyiz? Bekliyoruz. Yine bahsettiğim gibi sizler de bana sorularınız varsa sorabilirsiniz. Çünkü
Ya bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Hani bu yarış Hollanda Grand Prix'si genellikle çok çok yüksek seyir zevklerine imkan vermiyor. Mesela bir Monza gibi veyahut da bir Belçika gibi çok çok yüksek mücadele imkan vermiyor maalesef pist üstünde. O yüzden biraz fazla sohbet muhabbete de kayabilir bugün. Haberiniz olsun. Hep birlikte chatle beraber artık bir yandan yarış anlatımını yapıp diğer taraftan hep birlikte güzel bir saat geçiririz. Yani hemen hemen yarışta eğer güvenlik aracı çıkmazsa 40 dakika civarı sürüyor zaten. Bakalım. Şu an hala bekliyoruz. Neyi bekliyoruz? Ben de bilmiyorum açıkçası. Custom Grid'in sanırım artık son olarak üstünden geçiyorlardır. Efe çalışsa her yarış podyumlar. Efleks'lerde bir tık gecikme var ama olsun. Bilemiyorum artık. Artık bilemiyorum. Efe Korkmazlar'a ben diyeceğimi dedim. Bu saatten sonrası onunla alakalı. Daha ileriye gidersem arkadaşlık bağlarımız zedelenir diye korkuyorum. Ama tabii ki gönül ister ki Efe Korkmazer yeniden önlerde olsun. Ancak şu an mevcut durum pek öyle olabileceğini göstermiyor. Pek bir fikrim yok Efe o konuyla alakalı. O konuyla alakalı pek bir fikrim yok. Detaylı açıklamalara bakmadım lastiklerle alakalı. Evet, yavaş yavaş hazırlar da gelmeye başladı. Birazdan zaten başlamazsa muhtemelen pilotlar da kazan kaldıracaklar. Hadi kardeşim ne zaman başlıyoruz diye. Evet, başlıyoruz artık sanırım. Son bir ayar daha yapıldı. Lobiye yine bir güncelleme geldi. Hazırlar geliyor ve o zaman bayanlar ve baylar hazırsanız Hollanda Zandvoort'a yeniden geçiyoruz. Sezonun yavaş yavaş sonlarına doğru ilerlerken bir diğer kritik durağımız Hollanda'nın Zandvoort pisti. Son artık 3 kişi kaldı. Hazır vermeyen son 10 saniye var. Yavaştan lobiye geçiyoruz. Birazdan pilotlarımız ayar kısmında olacak. Yani yarış öncesinde son ayarlarını yapıp devamında formasyon turuna geçeceğiz. Umuyorum ki keyifli bir yarış izleriz. Gönül tabii ki onu istiyor. Çünkü anlatıcı olarak baktığınız zaman yani izleyici açısından da zor ama bence bir anlatıcı için böyle monoton geçen bir yarışı insanlara aktarmak ve onları yayın esnasında tutabilmek daha zor bir durum. Evet, şimdi yavaştan geçiyoruz. Bu arada ben size isterseniz Belçika Grand Prix'si sonrasında oluşan klasmandan bahsedeyim. Şu anda Ulaş Özyıldırım 101 puanla lider. Arda Güney 96 puanla ikinci. Mert Cömert 85 puanla 3. Can Akıncı 73 puanla 4. Canay Gicvan 55 puanla 5. Kerim Kıyısın 53 puanla 6. Mert Koptaget 33 puanla 7. Arsen Alpdemir 28 puanla 8. Haydar Tokay 18 puanla 9. ve bir diğer 18 puana sahip isim olan Selim Arkın da 10. sırada yer alıyor. Yine takımlar şampiyonasında Red Bull ve Aston zirveyi paylaşıyor 108 puanla. Hemen arkasında 93 puanla Mercedes var ve devamında 73 puanla McLaren, 71 puanla Williams, 55 puanla Haas, 37 puanla Ferrari. Ferrari de 2020 sezonuna bir selam çakmış. 34 puanla Alfa Tauri, 28 puanla Alpine ve 2 puanla Alfa Romeo'yu görüyoruz. Bakalım bugün yükselen performansını iyice yukarılara çekebilecek mi? Ulaş Özyıldırım polden başlıyor ve formasyon turuna başlıyoruz. Yeşil ışıkla beraber. Bakalım lastik tercihleri ne şekilde olmuş? Özellikle ilk 10 dışında. Evet, ilk 10 dışındaki herkes orta hamurlarla karşımıza çıkıyor. Mert Koptaget yumuşak hamurlarda, devamındaki Tugay, Emre, Canay, Efe, Arsen ve Çağatay orta hamurlarla beraber mücadeleye başlamışlar. Yine ön grupta ilk 10 sürücü de yumuşak hamurlarla beraber mücadeleye start alacaklar. Bakalım pit stop hamleleri ne şekilde olacak? Çünkü dediğim gibi yani yeniden kuruldu lobi ve şu anda sürücüler sıfır set lastiklerle beraber başlayacaklar. İlk 10'daki grup daha doğrusu bu noktada biraz daha uzatabilir ilk stintini. Bakalım, bekliyoruz. Ulaş Özyıldırım grubu ikinci sektöre, konvoyu ikinci sektörün sonuna getirdi. Birazdan
Gridde yerleşmeleriyle beraber en arkadaki Çağatay Şentürk'ün gridde yerleşmesiyle beraber 5 kırmızı ışık için geri sayımı yapacağız. Şu an Red Bull'lardan biri en önde, bir diğeri en geride. Bakalım önceki haftalarda takımlar arasında da ciddi savaşlar gördük. Yani şu an takımın tek başına sırtlıyor diyebiliriz Ulaş Özyıldırım. Aston Martin'lere karşı özellikle gerçekten hani her ne kadar ön tarafta yarış kazansa da yani geride 2 ve 3. bile olsalar Aston Martin'ler Red Bull'dan daha fazla puan topluyorlar. Bu yüzden takımlar şampiyonası adına da Çağatay Şentürk'ün bir an önce ön taraflara dönebilmesi şart. Yoksa iyice problem yaşayabilirler. En önde artık Ulaş Özyıldırım yavaş yavaş griddeki yerine yerleşti. En arkadaki Çağatay Şentürk'ü bekliyoruz. En öndeki Red Bull hazır. Şimdi sıra en arkadaki Red Bull'da olacak. Ve o da artık yerinde. Bayanlar ve baylar, Sandford'da artık her şey hazır. Büyük mücadele için beklenen 5 kırmızı ışık Hollanda Grand Prix'sinde an itibariyle sönüyor ve mücadeleye başlıyoruz. Ön tarafta Ulaş gayet iyi kalktı, yerini koruyabilmek için arka tarafta Can Akıncı'nın üstüne kapandı. Bu arada bir temas var ikili arasında. Bu ikili arasında minik bir temas var. Can Akıncı ile beraber Selim Arkın mücadele ediyor. Sarı bayraklar var. Arka taraf karışmış vaziyette. Arka taraf karışmış vaziyette ve güvenlik aracı devreye giriyor. Haydar Tokay ile Arsen Alpdemir yarış dışı kaldı. Mücadeleye kaosla başlıyoruz. Mücadeleye kaosla başladık ve güvenlik aracı devrede. Bakalım ön taraftaki sürücüler bir değişim yapacaklar mı? İşte kazananlar ve kaybedenlere bakacak olursak eğer Mert Kopta 4, Emre Karakurt 5, Efe Korkmazer 6 sıra kazanmış. Tugay Toksöz 1 sıra kazanırken Canay Gecvar 2, Çağatay Şentürk 4 sıra kazanımıyla beraber 12. sırada Kerim Kıyısın 7 sıra kaybıyla 13. Enver Demirel 6 sıra kaybıyla beraber 14. sırada. Yarışın başında çıkan bu kaosla beraber Maylender hemen içeri dahil oldu. Yani bu kaosu evet biraz daha geç bekliyorduk. Yani birazcık daha geç gelse daha iyiydi ama yarışın başında direkt olarak bir kazayla beraber mücadeleye başlamış olduk. Bakalım pit stop stratejileri ne şekilde olacak sürücülerin? Öndekiler pite dalacak mı? Pit yapan olacak mı? Mercedes içeri doğru girmeye şöyle bir baksa da fake'le beraber girmedi. Ve Ali Saygın Altınöz şu anda pitte. Mercedes sürücüsü orta hamurlara geçiyor ve bir de kanat değişimi var. Bir de kanadı değişiyor kendisinin. Tabii her ne kadar yeni bir kanat ışınlansa da oraya normal şartlarda kanadının düzgün bir şekilde çıkması gerekiyor. Ali Saygın Altınöz pitlerden şu anda ilerliyor. Yine Enver Demirel de içeride kanat değişimi var. Kerim Kıyısında da bir kanat değişimi söz konusu. Bu kaosta anlaşılan o ki pek çok sürücü arka tarafta ciddi sıkıntılar yaşamış ve Çağatay Şentürk bu arada 10'unculuğu aldı. Yarışın başında demiştik ki takımlar şampiyonası için Çağatay'ın önlere doğru yükselebilmesi şart. Şu anda gayet iyi bir konuma geldiğini belirtmekte fayda var kendisinin. Orta hamurları da var. Yine yarışın ilerleyen bölümünde eğer hata yapmazsa avantajlı bir konuma yükselebilir. Şu an kazananlar ve kaybedenler bu şekilde. Enver Demirel de son sıraya gerilemiş oldu bu arada. Yani takımlar şampiyonasından bahsediyorduk. Astonların sürekli olarak birbirine yakın kalmasından bahsediyorduk ama bugün şu an pek öyle olmadı durum. Yarışın başında en azından. Tabii şu da var, son haftalarda iş biraz daha sıkıntı. Bu arada benzer şey, şunu söylemem gerekiyor. Şöyle toparlayayım. Aston Martin'de de benzer bir durum var. Ama Enver Demirel şu ana kadar takım arkadaşına hani pist üstünde daha fazla avantaj yaratabilecek konumdaydı. İşte pite gelmeyip pit stratejisini daha farklı kullanıp takım arkadaşının rakiplerine yönelik bazı hamlelerde bulunuyordu pist üstüne yavaşlatmak için. Yani şu an Arda ve Ulaş takımının iki ağır topu olarak karşımıza çıkıyor ama tabii ki Enver Demirel tarafından biraz daha fazla destek var. Tabii şu da var, çok fazla şanssızlık yaşadı gerçekten sürücüler. Özellikle Enver Demirel'in önceki haftalarda yaşadıklarını hatırlarsanız eğer bayağı problem yaşamışlardı. Tabii Macaristan Grand Prix'si normal şartlarda geçişin zor olduğu bir yer. Hungaroring'de, Budapeşte'de de benzer şeyleri belirtebiliriz ama orada işte Enver'in mesela takım arkadaşına yönelik yaptığı pist üstü uygulama
açıkçası yarışı gerçekten bambaşka bir hale getirmişti. Umuyorum Sandford'da da sadece hani stratejik savaşları değil, pist üstüne benzer şeyleri görürüz. Yani bakalım. Kaos, drama bizim işimize yarar. Bizi daha da keyiflendirir. Gerisi pilotlarda. Şu anda bu arada 3. turun sonuna doğru ilerliyoruz. Bakalım Mailänder bir tur daha içeride kalacak mı? Yoksa çekilecek mi? Birazdan hep birlikte göreceğiz. Daha önümüzde gitmemiz gereken çok uzun turlar var. Tabii Hollanda nispeten hızlı geçilen de bir pist olduğu için, kısadan ziyade hızlı geçilen bir pist olduğu için bu 36 turluk süreç muhtemelen göz açıp kapayıncaya dek geçecektir. Bakalım Mailänder bu turda içeriden çekilecek mi, artık ilk turda gelmişti ve aynen öyle. Beklediğimiz bildirim an itibariyle geliyor ve yarışa yeniden start alacağız. Pit stoplar en arkadaki dörtlü. Ali Saygın Altınöz, Canay Gicvan, Kerim Kıyısın ve Enver Demir Alpit'e gelen sürücüler de yine lastik tercihleri de bu şekilde. İlk altıda yumuşak hamur. Geri kalan herkes de orta hamurlar bulunmakta. Ama sıfır set, ama şu anda kullanılmış lastiklerle yoluna devam edenler var. Pit'e gelmeyip yarışın başında orta hamur tercih edenlerden. Şimdi artık söz Ulaş Özyıldırım'da olacak. Bakalım Red Bull sürücüsü, yarışın lideri, mücadeleyi yeniden ne şekilde başlatacak? Şu an son viraja doğru ilerliyor. Arka tarafı da hafiften kaydırdı ve yarışı yeniden başlatıyor Ulaş Özyıldırım. Fena başlatmadı. Şu anda Can Akıncı ile farkı açmayı başardı. Bu arada Arda Günay rakibine çok yakın. Arka tarafta Çağatay Şentürk yarış dışı kalıyor. Çağatay Şentürk yarış dışı kaldı. Selim arkanda direnmeye devam ediyor ama Arda Günay çok güzel geldi. Farklı çizgiyle beraber şu anda yan yana bu ikili. Temas var. Aston Martin'ler için Karagün. Aston Martin'ler için Karagün. Temas var. Enver 12. Arda 13. Şampiyonada hem pilotlar hem de takımlar şampiyonası adına çok kritik bir olay. Çok kritik bir işi an itibariyle geçiyoruz. Selim Arkın'la beraber yan yana geldiler ve temasla beraber son sıraya düşüyor Arda Günay. Sanırım daha kötüsü olamazdı Aston için. Yine Red Bull tarafından Ulaş yola devam ederken takım arkadaşı yarış dışı kalmış vaziyette. Yarış yeniden başladığı anda arka tarafta bak acaba bir başkasıyla problem mi yaşadı? Maalesef replay diye bir olayımız olmadığı için koskoca oyunda bunu bilemiyoruz. Şu an arka tarafta bakalım Enver Demirel bayağı yakın. Bu arada Ulaş 1.12.289 kaydetti. Yarışın en hızlı tur derecesini elde ediyor. Yarışın lideri ve en yakın takipçisi Can'la arasındaki fark 0.6 saniye civarında. Bu grupta birbirine çok yakın. Arda Günay pite gelmedi ayrıca. Bakalım bu gruba karşı neler yapabilecek o da. Arda'nın da yükselişi bayağı zor. Yani bu pistte Macaristan'a göre de çok daha zor. Tek bir DRS düzlüğü bulunmakta. Tek bir DRS noktası var. Orada Kerim'e de bir hali yakın şu anda. Enver Demirel ama atak yapabilecek mesafeyi bulamadı rakibine. Arda Günay ile Enver Demirel arasındaki fark şu an iniyor. Takım arkadaşından 0.1 saniye almayı başardı Arda. Tabii önümüzdeki yaklaşık birkaç tur içinde yumuşak hamurların da temposu yavaş yavaş düşmeye başlayacak. Onu da belirtmekte fayda var. Şu anda da Can'la beraber Ulaş birbirine yakın vaziyette. Bakalım yarışın liderliği için bir kovalamaca atak görebilecek miyiz burada? DRS henüz aktif değil. Birazdan DRS ile açılacak. DRS'nin açılmasıyla beraber an itibariyle DRS aktif. Yarışa daha da büyük bir heyecan geleceğini söylemekte fayda var. Özellikle ön grup için. Tabii bu noktada ERS depolamak ne kadar faydalı olur sürücülere? Mesela bir Belçika'ya nazaran, bir İtalya'ya nazaran veya bir Macaristan'a nazaran. Çünkü bahsettiğim gibi rakibinizi bir kere geçtikten sonra bir daha yerinizi kapması biraz zor. Bu arada Arda Günay arka tarafta pite geldi. Aston Martin'le beraber ön kanat değişimi de var Arda'da. Arda'nın ön kanadı da değişti. Orada Selim'le yaşadığı mücadelede, girdiği ikili mücadelede demek ki kanadında da bir hasar oluşmuş ve şimdi pitten ayrılıyor Arda Günay. Yani daha yarışın başı ama bir şey söylemek için erken olsa da işi çok çok zor Arda'nın. Gerçekten çok çok zor. Özellikle mesela son iki haftadan beri
Rüzgarı iyice arkasına alan bir Ulaş Özyıldırım var. Gerçekten şimdi bir de son sıraya düştü. Yeniden yükselmesi gerekecek. Bakalım. Bu raddeden sonra bir güvenlik aracı girmezse işi bir hayli zor. Yine ön grupta birbirine yakın bir şekilde ilerliyor şu anda aslında ama yine birbirleriyle ikili mücadeleye girişmedikçe, birbirlerine vakit kaybettirmedikçe onları yakalaması da bir hayli zor olacak. Şu an ayrıca ön tarafla takım arkadaşıyla olan farkı da indirmeye çalışıyor ama bir yandan Arda'nın farkını izlemeye çalışıyorum. Bu arada Enver Demirel Kerim kıyısından kopmuş vaziyette arka tarafta derecelere odaklandım ama yani Astonlar için durum pek iç açıcı değil. Ön tarafta da liderlik savaşı kaldığı yerden devam ediyor. Şu an Can Akıncı Ulaş Özyıldırım'ın hemen ensesinde ama Ulaş'ın da RS'si benzer düzeylerde. Ulaş %95-%100 arasında, yine aynı şekilde Can Akıncı'nın da bataryası full. Bu ikinin birbirine karşı olan savaşı nasıl olacak gerçekten merak ediyorum. Ulaş Özyıldırım kaçıyor. Can Akıncı kovalıyor. Hata yapmamaları lazım. En ufak bir hatada ciddi sonuçlara yol açabilir çünkü. Buradaki sıkıntılar. Bu arada Selim Arkın'la beraber Mert Cömert birbirine çok yakın. Şimdi Mert Cömert 3. sıra için rakibine hatanı yapıyor ve podyumun son basamağına yükselmeyi başardı. Mercedes sürücüsü Mert Cömert 2.8 saniye arkasında Can Akıncı'nın. Bu arada Emre Karakurt'la şöyle bakacak olursak, maalesef bakamıyoruz ama benim numpadler çalışmadı. Emre Karakurt'la Tugay Toksöz'le birbirine çok yakında. Tugay şu anda 6. sırada. Arkalarında da bir grup oluşmuş vaziyette. Enver Demirel yeniden DRS alabilecek noktaya geldi. Ve bir kez daha ön sıradayız. Bir hayli güvenli gittiğini söylemekte fayda var Ulaş ve Can'ın. Bataryayı çok fazla kullanmıyorlar. Muhtemelen pitlere yakın. İyice vanayı açıp açabildiklerince fark açmaya çalışacaklardır. Veya bu ikiliden ilk pite gelen sürücü kim olacak merak ediyorum. Şimdi Can eğer erken pit stop hamlesi ortaya koyarsa bu sefer undercut taktiğiyle beraber ne kadar vakit kazanabilecek onu da görmek ilginç olur diye düşünüyorum. Şu anda düzlükteyiz yine ama atak yapabilecek mesafe pek fazla yok. Yine Mert Cömert ile Selim Arkın'a dönüyoruz. Onlarda da benzer senaryonun olduğunu belirtmekte fayda var ve en arkada bir diğer drama. Arda Günay sarı bayraklara sebebiyet veriyordu ve muhtemelen bir spin geldi kendisinden. Aston Martin için kabus gibi bir gün, kabus gibi bir yarış. Muhtemelen yani direkt olarak alt F4 çekmek isteyecekleri bir yarış ama her ne olursa olsun bir şekilde mücadele ettikçe şansları bulunmakta. Bu arada Ulaş'tan da bir hata geldi. Bu yüzden mücadeleye ne olursa olsun devam etmesi en doğrusu Arda için. Ya işte bu özellikle e-sporda da çok oluyor işte. Yani kar topu etkisi dediğimiz olay. Ya bir kere veya domino etkisi de diyebilirsiniz. Bir kere kötü bir olay yaşayınca genelde devamı geliyor. Ama başkasından kaynaklı ama sizden kaynaklı çünkü genel bağlamda dikkatiniz dağıldığı için, konsantrasyonunuz bozulduğu için bu şekilde üst üste olaylar görebiliyoruz ve Arda'dan da bunu ilk kez gördük. Bu arada start finish düzlüğündeyiz. Ulaş Özyıldırım çizgisinde ve Can Akıncı'nın da onu geçmeye niyeti yok. Şu anda bu ikili arasında yer değişimi görmedik. Arkalarındaki sürücüler de birbirlerine yakın ilerliyorlar. Bakalım Selim Arkın'la Mert Cömert ikilisinden bir şeyler görecek miyiz? Yine Enver Demirel'le beraber şu an bu grubu izleyelim en arkadan. Şu ana kadar yarışta 3 sürücü mücadelenin dışında kaldı. Haydar Tokay ve Ersen Alpdemir yalnızca sanırım 2 viraj gidebildiler. Devamı gelmedi. Hatta 1 viraj bile diyebiliriz. Maylenler onlardan daha çok tur atmış oldu. Aynı şekilde Çağatay Şentürk de güvenlik aracının çıkışında artık bir hatayla veyahut da yaşanan bir temasla beraber yarış dışı kaldı. Bu grubun yakınlığı devam etse de yeniden isterseniz ön tarafa doğru bir dönelim. Ulaş Özyıldırım lider, hemen arkasında Can Akıncı bulunmakta. Yarım saniyeden daha az bir farkla beraber
Bu ikili sanki sınırlarını, limitlerini şu an pek fazla zorlamıyor gibiler. Bakalım bana ne zaman açılacak, pit stoplar ne zaman gelecek? Bir güvenlik aracı bekliyor da olabilirler. Çünkü erken pit stop, evet, undercut taktiği belirli avantajlar getirse de sizlere, belirli dezavantajları da, mesela güvenlik aracı çıktığı zaman rakibinize karşı çok ciddi sıkıntılar yaşamanıza da sebebiyet verebiliyor. Yine tekrar arkaya dönecek olursak, Kerim Kıyıs'ın, Canay Gicman'ın ardında bu grup çok yakın birbirine. Hatta yani ön grubun o kadar fazla kopmadığını söylemekte fayda var. Mert Cömert'ten itibaren 3,5 saniye yakın bir fark söz konusu. Devamında ara ara Mert ve Tugay arasında bir kopma var. Sonra 6.'dan başlayıp 12.'ye kadar giden bir trenin olduğunu belirtmekte fayda var. Yavaş yavaş yarışın da 3'te 1'lik bölümünü geri bırakmaya doğru ilerliyoruz. En önde Red Bull'un liderliği, hemen arkasında da McLaren'in onları kovalaması kaldığı yerden devam ediyor. Bakalım Ulaş ve Can ikilisi de şu an aslında pit olaylarına da biraz yön verecekler gibi. Pit stop gelir mi? Erken pit, yoksa pist üstünde birazdan bir şeyler görebilir miyiz? Pek fazla birbirini geçme gibi niyetleri de yoktu. Şu anda düzlükteyiz. 0,2 saniye aradaki fark. Ama Can Akıncı şu anlık Ulaş'ı geçmedi veya geçemedi diyelim. Arka tarafta da Efe Korkmazer, Emre Karakurt'u geçti bu arada. Yan yana bu ikili McLaren-Ferrari savaşı. Şu anda bu ikili arasında savaş var ama Emre Karakurt şimdi 7. Emre Karakurt buraya tutunmayı başardı. Bakalım Efe Korkmazer'den bir karşı cevap daha gelecek mi? Ya bu grupta sanki çok küçük bir hata yapsalar birbirlerini yiyecekmişler gibi. Harbiden en ufak bir hatanın, en küçük bir sıkıntının hiçbir şekilde telafisi yok gibi. Ve Efe Korkmazer biraz yavaşlattı bu grubu hafiften. Ya tempo açısından biraz sıkıntı var gibi. Kerim Kıyısında Canay Gicvan'a karşı gelmeye çalışıyor bu arada. Ön taraf bir hayli tehlikeli ilerliyor. Birbirlerine çok yakınlar. Emre Karakurt şu an Tugay Toksöz'den kopmuş vaziyette. Aradaki fark 1,4 saniye. Tugay da takım arkadaşına yaklaştı. DRS mesafesine girmeyi başardı. Bu arada yine öndeyiz. İkisi de ya gerçekten neredeyse aynı oranda kullanıyor ERS'yi ve Mert Cömert'le beraber Selim Arkın pite attılar kendilerini. Bakalım bu pit stop hamlesi işlerine yarayacak mı? Mercedes bekledi mi sanki? Hayır. Bir bekleme olmadı. Alfa Tauri kendisini engellemedi. Selim Arkın da lastiklere geçiyor ve Mert Cömert bu noktada önünde girmişti Selim'in pite ve tekrardan önünde çıkmayı başardı. Ön tarafta yakın savaş kaldığı yerden devam ediyor. Efe Korkmazer ile Emre Karakurt pistin en tehlikeli noktasına doğru ilerlerken şu anda yan yana. İlk sektör, son orta sektör başındayız ve Efe Korkmazer Emre Karakurt'un önünde kalmayı başarıyor. Şimdi McLaren sürücüsü rakibini geçmeyi başardı ve işte şimdi Kerim Kıyısın içeriden bir dalış gerçekleştirdi Canay Gicvan'a karşı ama momentum kaybı var onun da, bir de kanat kırığı var. Bakalım kimin kanadı kırılmış burada? Ed Williamson, Kerim Kıyısın'ın kanadı kırılmış vaziyette. Burada illa birilerine mızrak gelecekti. O mızrak Kerim Kıyısın'a geldi ve kanadı kırılıyor William sürücüsünün. Öndeki ikili kaldığı yerden yola devam ediyor. Henüz pite gelmediler. Tabii Selim Arkın'la Mert Cömert'in temposu da kritik olacak. Şöyle liderle olan farka bakacak olursak eğer, Mert Cömert'le Ulaş arasındaki fark 22,3 saniyelere indi. Yani Mert'in zaman çaldığını söylemek lazım Ulaş'tan. Şu an biraz daha iyi gibi temposu. Tabii ilerleyen sektörlerde bu daha net gözükecektir. Kerim Kıyısın'ın pitiyle beraber ayrıca Mert Cömert 9.'luğu. Selim Arkın da 10. sırayı aldı. Mert evet iyi bir tempo ile beraber geliyor ama acaba yani önünde kalabilmek için yeterli zamanı yakalayabilecek mi? Onu da birazdan göreceğiz. Yani bu stinti daha ne kadar uzatacak Ulaş ve Can? Şu anda tekrardan DRS yüzündeyiz. Bu ikili izliyoruz. Can Akıncı çok yakın ama burada bir deneme gelmedi. Bakalım start finish düzlüğünde bir şeyler görür müyüz? Bayağı yakınlar birbirlerine. Aradaki fark 0,2 saniye. Mert Cömert de farkı indirmeye devam ediyor. 21,7 saniye fark. Start finish düzlüğüne doğru çıkıyoruz.
Ulaş Özyıldırım pite dalıyor Can Akıncı ile beraber. Bu ikili aynı anda pite daldı. Bakalım çıktıkları nokta neresi olacak? Orta hamurlara sorunsuz bir servis Ulaş için. Can Akıncı da aynı şekilde ve Ulaş pitte Can'ın önünde kalmayı başardı. Yarışın yeni lideri Tugay Toksöz ve Ulaş 7. sırada yarışa döndü. Can Akıncı'nın 8. sırada Selim Arkın'la beraber Mert Çömert üst üste en hızlı tur derecelerini kaydettiler. Selim Arkın'da kaldı 1.11.8'de. Tabii önlerindeki rakiplere de isterseniz bir göz atalım. Ali Saygın Altınöz pit stop yapan sürücülerden, yine aynı şekilde Enver Demirel ile Canay Gicvan'da, ama 12 turluk orta hamurları var. Çok daha eski orta hamurlar var bu sürücülerde. Yine ön taraftaki Tugay Efe ve Emre de daha pite gelmemiş vaziyetteler. Şimdilik kazananlar ve kaybedenler yani. Ön grupta herkes en az bir kez daha pite gelmek zorunda zaten. Yarışın sonunu bu şekilde getiremezler. Pek mümkünatı yok. Efe Korkmazer de arkasında mini bir trene ev sahipliği yapıyor. Kendisiyle beraber yaklaşık olarak 5 araç var. Ulaştı hızlı biçimde bu grupla olan farkı indirmeye devam ediyor. Bu arada pitlerden çıkarken Can Akıncı ve Ulaş Özyıldırım farkı 1 saniyenin üstüne çıktı. Can böyle giderse DRS alamayacak rakibinden. Şimdi start finish'teyiz. Emre Karakurt kovalıyor. Efe Korkmazer kaçmaya devam ediyor ama atak yapabilecek boşluk yok. Ön tarafta Tugay Toksöz liderliğini devam ettiriyor. Geçici liderlik tabii ki kendisi için. Bu arada sarı bayraklar var. Bir Williams. Oo, Kerim Kıyısın spin atmış. Şimdi yeniden yarışa geri döndü ve Arda Günay kendisini geçip 12.liği almayı başardı. Buradaki yakınlık daha nereye kadar gidecek merak ediyorum ama sanki bir şeyler çıkacak gibi buradan. Sanki bir aksiyon görecek gibiyiz. Eğer bir güvenlik aracı gelirse yarışın çehresi biraz daha değişebilir. Önümüzde daha 21 tur var. 16. turdayız. Ve gitmemiz gereken 21 tur daha var. Ulaş da rakibi Ali Saygın Altınöz'ün DRS'sine girmeyi başardı ayrıca. İsterseniz Ulaş'a bir bakalım. Can Akıncı ile aradaki farkta 1 saniye. Ali Saygın Altınöz'ü bakalım hızlı bir şekilde geçebilecek mi? Ulaş Özyıldırım ERS'sini de şu anda ciddi manada harcıyor rakiplerini geçebilmek için. Can'a DRS vermedi gibi. Aynen öyle, DRS noktasından önde geçti. Bu arada Ali Saygın Altınöz Mater labüründe Ali Saygın Altınöz ve hala geri gidiyor. Şimdi düzeldi. 1.11.406 geldi Ulaş Özyıldırım'dan. Evet, Radyatör kasabasına bir selam çaktı kendisi. Bu arada Enver Demirel de Canay Gicvan'ı geçip 4. sırayı aldı. Orada çıkış kısmında aracın arkasını direkt olarak kaybetti ve Dör Matra'da, çekici Matra'da bir selam yollamış oldu. Ulaş'ın böylece geçmesi gereken sürücülerden biri gitti. Yaklaşık olarak 4'ü kaldı. Gerçekten bu gruptan yaralmadan çıkması çok zor derken Enver Demirel de sendeliyor. Yani lastikler bitmeye başladı. Şimdi içeri attı kendisini Ulaş Özyıldırım. Canay Gicvan'a karşı hatanı yapıyor ve Can Akıncı ile araya bir araç koymayı başardı. Bakalım Canay Gicvan. Evet, şimdi yerini sağlam aldı o da ve Ulaş Özyıldırım 5.liği alıyor. Kritik gruptayız. Araçlar yavaştan arkadan oynamaya başladı. Pilotlar tabii zorlamaya çalışıyorlar ama 12-13 turluk orta hamur olunca işleri pek kolay değil. Şimdi iş tarafta yer almayı başardı Ulaş. Düzlüğe çıktığımızda 4. sıra için rakibine hatanı yapıyor ve düzlüğün sonunda bu kez Ferrari'de geçecekti az daha. Yan yana şu anda bu isimler. Minik de bir temas var ama sorunsuz bir şekilde oradan çıktı. Can Akıncı da 6.liği alıyor. Gerçekten çok tehlikeli bir eşik. Acayip tehlikeli bir eşik. Şimdi Emre Karakurt. İnanılır gibi değil. Az daha ön kanadı biçilecekti Ulaş'ın. Şimdi sektör sonunda 3.'lüğü alıyor. Bu çocuğun kanı gerçekten çok çok farklı şekilde kaynıyor. Ulaş ateşle oynadı resmen ama aracını oradan çok temiz kurtardı kendisi ve şimdi Efe Korkmazer'in ardında rakibi Can Akıncı ile de araya yaklaşık 2 araç koymayı başardı. Gerçekten inanılmaz bir sekans. Yarışın en heyecanlı sekansı oldu. Bu arada Efe Korkmazer direniyor. Efe Korkmazer'den son direnişleri izliyoruz. McLaren sürücüsü
Frenlemelerdeki farkı görüyorsunuz. 17 turluk lastikleriyle beraber rakibine direnmeye çalışıyor şu anda ama nafile. Şimdi düzlüğe çıktığımızda Ulaş Özyıldırım yarışın ikinciliğini alıyor. Can Akıncı da 5. sıra için Enver Demirel'i içeriden atağını yaptı. Aston Martin dışarıda, McLaren içeride. Şimdi o da 5. sırayı aldı ve Ulaş Özyıldırım'ın önü açık. Can Akıncı'nın önünde geçmesi gereken iki sürücü var. Hani bir tanesi takım arkadaşı ama bir diğeri Emre Karakurt. Vakit kaybedecek. Her bir saniyede rakibi Ulaş'a karşı canavar modunu açtı yine Ulaş. Burada gerçekten eSports Challengers'ın acısını çıkarttı tam olarak. Evet, buyurun benim. Buyurun rakibiniz. Buyurun benim. Yarışa devam ediyoruz. Bu arada 20. tura doğru da girmek üzereyiz artık. Birazdan son 17 tura giriş yapmış olacağız. Bir güvenlik aracı görürsek son bölümde gerçekten tadından yenmez. Şimdi orta sektörün sonunda iç taraftan Can Atağan'ın yaptığı bir de temas var Ferrari ile. Emre Karakurt'ta bir de temas var ama sanırım ikisinde de bir problem yok. Şimdi dördüncülüğü alıyor Can. Önünde de takım arkadaşı Efe Korkmazer var. Aynen öyle. İlk stintte birbirine çok yakındı Can ve Ulaş. Ama işte şu anda aradaki fark açıldı. Takım arkadaşını da Can Akıncı geride bırakıp 3. sıraya yükseldi ama aradaki fark 1,5 saniye. Can'ın işi biraz daha zor olacak bundan sonra. İlk etapta eğer yarışın ilk bölümünde bir şeyler görseydik aralarında, bir atraksiyon, belki daha farklı bir konuma ulaşabilirdi ama şu an aradaki fark 1,5 saniye. Ciddi bir avantajı eline aldı Ulaş Özyıldırım. En önde Tugay Toksöz var. O da yarışın başından bu yana pite gelmedi. 19 turluk orta hamurları var. Efe Korkmazer de aynı şekilde 19 turluk orta lastikler görüyoruz. Onlar ne zaman pite gelecekler tabii, o da önemli ama ya şu anda Ulaş uça uça geliyor arkasına. 4 turluk çok çok daha taze orta hamurlarıyla beraber yine pit stop yapanlar ve yapmayanlar. Tugay Toksöz, Efe Korkmazer ve Emre Karakurt şu an pit stop yapmayan 3 sürücü olarak karşımıza çıkıyor. Yarışı 11. başlamıştı Tugay Toksöz. Bakalım o da taze lastikleri geçtikten sonra nasıl bir tempo tutturacak. Bu arada Efe Korkmazer 3 saniyelik bir ceza yedi. Can'la beraber Ulaş benzer tempolarda dönüyorlar diyebiliriz. Yine en hızlı turlarına da bakalım isterseniz. Ulaş'ın 1.11.4, Can'ın 1.11.6 en hızlı tur dereceleri ve yarışın en hızlı turu da Ulaş Özyıldırım'da şu anda. Sarı bayraklar var. Bir Mercedes. Ali Saygın Altınöz yine spin atıyor. Yine geri gidiyor Ali Saygın. Ya bugün birazcık alışkanlık oldu sanırım Mercedes için. Geri gitme olayı sevdi bu işi Ali Saygın Altınöz. Şimdi yeniden yarışa geri döndü ve yeşil bayraklar devrede. Sarı bayrakların gittiğini görüyoruz. Aradaki farklara odaklanacak olursak Enver Demirel Efe Korkmazer'e bir hayli yakın. Bu arada Efe Korkmazer de 3 saniyelik bir zaman cezası aldı. Böylece ilk ceza yiyen sürücü oldu yarış içinde. İlklerin ve enlerin sürücüsü Efe Korkmazer şu anda 4. sıraya tutunmaya çalışıyor ama çok daha eski orta hamurları var. Ya tabii Enver'de de çok yeni olduğu söylenemez. 18 turluk ama arada bir 2 turluk fark bulunmakta. Bakalım start finish düzlüğünde bu ikili arasında ne izleyeceğiz? Ulaş da Tugay'la olan farkı 1.4 saniye indirdi. Bir sonraki turda start finish düzlüğünde DRS alabilecek konuma gelecek gibi. Şimdi DRS ile beraber bu arada rahat geldi Enver ve Emre Karakurt da sonunda pite geldi. Hala pite gelmeyen iki sürücü izliyorsunuz. Enver Demirel ile Efe Korkmazer şu an pite gelmeyen sürücüler. Yine ön tarafta Tugay Toksöz de pite gelmeden yoluna devam ediyor. Aston Martin sürücüsü böylece dördüncülüğü aldı. Emre Karakurt bakalım pitlerden kaçıncı çıkacak. Bu arada bir düzeltme yapalım. Enver pite gelmişti ama çok daha erken pite gelmişti, öyle söyleyelim. Onlara çok eski orta hamurlar bulunmakta. Şimdi Tugay Toksöz'de olan fark 1 saniye civarına geldi. Arka DRS noktasındayız. Tabii burası pek fazla geçişe imkan sağlayan bir nokta değil. Arka DRS düzlüğü. Ama sürücülerin en azından önündeki rakip DRS almıyorsa ona yaklaşması açısından kritik oluyor. Şimdi ana geçiş noktasına doğru ilerliyoruz. Tugay ve Ulaş arasındaki fark 0.8 saniye. Bakalım Ulaş sıkıntı yaşamadan Tugay'ı geçebilecek mi? Tugay pite gelmedi. 23. tura giriş yapıyoruz.
Şimdiye dek Tugay hala pite gelmedi ve çok daha eski lastikleriyle beraber bu kez Ulaş'ı arkasında tutması gerekecek. Gerçekten çok zor iş. Çok zor iş. Enver Demirel ile Canay Gicvan ikilisi de pite geldi ayrıca, onu da belirtelim. Can Akıncı ile Ulaş Özyıldırım farkı da 1.7 saniyelere çıktı ama Can Akıncı için iyi bir haber diyebiliriz. Çünkü Tugay Toksöz az önce start finish düzlüğünde rakibine geçilmedi. Durum böyle olunca önü açık olan Can Akıncı Ulaş Özyıldırım'a karşı vakit kazanabilir. Şu anda tam zamanı kendisi için. Tabii sadece bir sektör muhtemelen arkasında tutabilecek Tugay Toksöz. Son sektörde pek olası değil açıkçası. Start finish düzlüğünde yerini koruması çok zor Tugay'ın. Aradaki fark 1.6 saniye. Hafif arkadan kayma izledik Ulaş Özyıldırım'dan. Şu anda rakibinin hava koridorunda ama atak yapmak için tam ideal nokta burası değil. Alfa Tauri sürücüsü ciddi vakit kaybettiriyor Ulaş Özyıldırım'a. 0.4 saniye kapattı Can. Can Akıncı için çok kritik bir ışık. Bakalım burada DRS alabilecek mi? Ama DRS alamıyor. DRS alamadı. Şimdi Ulaş Özyıldırım start finish düzlüğüne çıkarken yarışın liderliğini alıyor. 24. tura Red Bull sürücüsü lider olarak giriş yaptı. Şimdi Efe Korkmaz erdi. Sonunda pite geldi derken bir Ferrari sarı bayraklara sebebiyet veriyor. Emre Karakurt sarı bayraklara sebebiyet vermiş. Bu arada Arda Günay puan potasına giriş yaptı. Aston Martin sürücüsü şimdi 10. sırada, 1 puan 1 puandır. Her bir puanın ne kadar önemli olduğunu aslında geçtiğimiz sezon Formula 1'de de görmüştük. Birbirlerine evet şu an pek yakın olmayabilir rakipler ama en azından pist üstüne toplayabildiği kadar puan toplaması gerekiyor Arda Güney'in. Bu arada Ulaş Can'la araya bir araç koymuş oldu ve fark 1.8'lere kadar çıktı. Gerçekten şu an yarışın Ulaş için tam ideal noktada seyrettiğini söylemekte fayda var. Son 12 tura doğru da ilerliyoruz. Tugay Toksöz hala gelmedi pite. Artık ne zaman içeri girecek ben de merakla bekliyorum. Pite gelmeyen tek sürücü, 23 turluk orta hamurları bulunmakta kendisinin. Yarışı 11. başlamıştı. Sanırım hani yumuşak lastiklere geçiş yapmaya çalışacak. Ve şimdi Tugay Toksöz ile pite geldi ve Can Akıncı yarışın ikinciliğini alıyor. Öndeki ikili hariç böylece herkesin yeri bir şekilde oynamış bulunmakta. Ulaş yeniden lider. Can Akıncı ile fark 1.4 saniye. Mert Cömert de Selim Arkın arka arkaya gelmiş vaziyetteler bir kez daha. Yani bu ikili zaten yarışın başından bu yana aslında birbirlerini yakından takip ediyor ama bakalım yarışın son bölümünde bir atak görebilecek miyiz artık Selim Arkın'dan, ama Mert Cömert'in ERS'sinin de bataryasının da fena konumda olmadığını söylemekte fayda var. Efe Korkmazer ile Canay Gicvan çok yakındı birbirine ama şimdi Canay Gicvan 8. sırada kalmayı başardı. 8. sıraya tutundu kendisi. Canay Gicvan düzeltiyorum. 8. sıraya tutundu. Efe 9. sıraya tutundu. Şu anda pist üstündeki en yakın ikililerden birindeyiz. Selim Arkın'la Mert Cömert. Bu ikili arasındaki fark birazcık açılmış olsa da hala DRS'sinde rakibinin yine Efe Korkmazer'de Canay Gicvan'a tutunmaya çalışıyor. Birazdan start finish düzlüğünde bir aksiyon görecek miyiz bakalım ve en önde Ulaş Özyıldırım'la beraber 26. tura giriş yapmış bulunmaktayız. Can Akıncı'nın o ERS tamamen bitti bu ikilinin ve Enver Demirel de 3 saniyelik zaman cezası alıyor. Bu ikili ERS'yi komple bitirdi. Bataryanın dibini ekmekle sıyırdılar resmen. Şu anda ön tarafta yollarına devam ediyorlar. Belirli noktalarda Can, belirli noktalarda Ulaş ön plana çıkıyor ayrıca. 3 sektörün 3'ünde de şu pilot daha güçlü diyemiyoruz. Birbirlerine çok yakınlar. Bir sektörde biri, diğer sektörde bir diğeri ön plana çıkmayı başarıyor. Yine arkada Arda Günay ile Efe Korkmaz arasındaki fark da 8.1 saniye. Ve 19 turluk orta hamurlar var Arda Günay'da. Yani yarışın sonuna kadar bu lastiklerle gitmesi pek gerçekçi değil. Yani 29 tur falan kullanması gerekecek. Muhtemelen birazdan yumuşak lastik tercihi gelecektir. En azından o artı bir puanı hani kendi alamasa bile rakibine vermek de istemeyecektir. Mecbur pite gelmek zorunda şu an Arda. Yarışı böyle bitirmesi pek mümkün değil. Sarı bayraklar var ve Ali Saygın Altınöz sarı bayraklara sebebiyet veriyor. Güvenlik aracı devreye giriyor. Pit stop var. Pit stop var. Yarışın sonu. Acaba uyuklatacak mı derken Ali Saygın Altınöz ben buradayım dedi ve
Lastik değişimleri izliyoruz. Ulaş Öz Yıldırım hemen fırsat bu fırsat yumuşak lastikleri geçiş yaptı. Can pitte, Mert pitte, senin de aynı şekilde pitte. Burada yoğun bir pit trafiği, pit kuyruğu bulunmakta. Yarışın son bölümünde yumuşak hamurlarla beraber resmen şovu izleyeceğiz ve Arda Güney için de gün doğdu diyebiliriz. Ya tabii ki pek kolay değil yine yarışın sonunda işi ama en azından ön grubu yakalamış olacak Arda Güney ve sıra kaybetmeden bu noktada pit stop yapmış olacak. Kerim kıyısında içeri geldi. Aynen öyle. Bayanlar ve baylar, yeniden başlıyoruz. Yeniden başlıyoruz. Son 7-8 turda güvenlik aracı periyoduyla beraber heyecan daha da tavan yapacak. Mailender devrede ve sıralama karşınızda. Herkes sıfır set yumuşak lastiklere geçiş yaptı. Yine cezalara bakacak olursak Enver ve Efe haricinde ceza alan sürücü bulunmamakta. Pit stoplar. Herkes minimum 2 pit stop yapmış vaziyette. Enver Demirel, Canay Gicvan ve Kerim kıyısında 3'er pit stop yapmış. Yine sıra kazanımları ve kayıplarına bakacak olursak ön taraftaki ikili herhangi bir şekilde sıra kaybına uğramadı. İkisi de başladığı noktada. Mert Cömert 2 sıra kazanımıyla beraber 3. Selim Arkın 1 sıra kaybıyla beraber 4. Mert Kopta gitti. Tugay Toksöz 2 Alfa Tauri sürücüsü 5'er sıra kazanımıyla birlikte 5 ve 6. sırada. Enver Demirel 1 sıra kazanımıyla 7. Canay Gicvan 5. Efe Korkmazer 5 sıra kazanımıyla 8 ve 9. Arda Günay 6 sıra kaybıyla beraber 10. sırada. Emre Karakurt 1 sıra kazanımıyla 11. Kerim kıyısında 6 sıra kaybıyla beraber 12. sırada. Yarışın sonu herkese eşit fırsat sunuyor artık. Bakalım. Can Akıncı için de yeni bir şans doğdu. Rakibinin DRS'sinden faydalanabilecek. Yarışın son bölümünde bu ikiliden sert ataklar ve sert savunmalar görebiliriz. Bakalım buradan neler çıkacak. Ön taraftaki üçlü şampiyona da direkt olarak kafa kafaya oynayan pilotlar ama son haftalarda özellikle Ulaş ve Can ikilisi biraz daha onlardan ayrışmaya başladı. Arda Güney şampiyona ikincisi olarak geldi buraya. En azından yerini biraz daha garanti altına alabilmek için arka tarafın kendisine yaklaşmasını engellemek için biraz daha öne yaklaşmasında fayda var. Son turlara doğru ilerliyoruz. Formula 1 seven dostlarınıza mutlaka bu yayını önermeyi unutmayın dostlar. Çünkü son turlarda pist tam tabiriyle alev alacak. Ön taraftaki Red Bull McLaren savaşının dışında arka taraftan yükselmeye çalışan bir şampiyon adayı göreceğiz. Arda Güney. Bakalım şanssızlıklar yarış başından bu yana Aston Martin'leri buldu demiştik ama günün sonunda 7 ve 10. sıraya kadar gelmeyi başarırlar. Tabi yarışın son bölümünü yine sorunsuz bir şekilde çıkarmaları gerekiyor. Hata yapmamaları gerekiyor. Bakalım Mailender ne zaman içeriden çıkacak? Ne kadar erken çıkarsa bizim için o kadar iyidir. Ve işte o beklenen bildirim geldi. 28. tur sonu, 29. turun başında güvenlik aracı Mailender içeriden çekilecek ve pisti artık pilotlara, yarışçılara bırakacak. Ulaş Öz Yıldırım mı, Can Akıncı mı, Mert Cömert mi, Selim Arkın mı veya bir başkası mı? Arda Güney nerelere yükselebilecek? Hep birlikte birazdan son turlarda bunun cevabını alacağız. Söz Ulaş Öz Yıldırım'da. Hala başlatmadı yarışı Ulaş. Şimdi gaza yükleniyor ve güvenlik aracının çıkışıyla beraber yarışı yeniden start alıyoruz. En önde Ulaş lider. Arkasında Can Akıncı var. DRS önümüzdeki 2 tur boyunca aktif olmayacak. Bakalım bu 2 turluk süreçte neler izleyeceğiz? Enver Demirel Alfa Tauri'yi avlamayı başarıyor bu arada. 6. sıra geldi Enver Demirel. Aston Martin'de yükseliş var. Aston Martin'in duraklama devri sona erdi. Arda Güney 10. sıra için şu anda Tugay Toksöz'le yan yana ve Alfa Tauri sürücüsü bir anda gerilere doğru düştü. Bir anda gerilere doğru düştü. Kendisi ön tarafta Can Akıncı ile fark 0.2 saniye. Enver Demirel 5.liği aldı. Resmen Hammer Time modunu açıyor Enver Demirel. Güvenlik aracının çıkışıyla beraber bir anda iki basamak birden elde etmeyi başardı Aston Martin sürücüsü ve Alfa Tauri'leri çiğ çiğ yedi. 2 Aston Martin. 30. tura doğru ilerliyoruz. En hızlı ilk sektör geldi Ulaş Öz Yıldırım'dan. Bakalım
Rakibinden kaçabilecek mi? Henüz DRS'leri kullanmaya başlamadı onlar da. Muhtemelen birazdan DRS'ye saklıyorlar. Yine Arda Günay'da. Efe Korkmazer'i bir hayli yakından takip ediyor. Start finish düzünü bu ikiliyle geride bıraktıktan sonra hemen oraya döneceğim. Buradan pek bir şey çıkmayacak gibi ve şimdi Arda Günay'dayız. Bakalım kısa bir süreliğine bu grubu ondan takip edelim. Şampiyona için direkt kafa kafaya oynayan sürücülerden, ilk ikili olan pilotlardan birisi Arda. Ve yarışın başında yaşadığı hem şanssızlıkla hem de kendi hatasıyla beraber çok gerilere düşmüştü. Şu anda onları telafi etmeye çalışsa da 9. sırada yoluna devam ediyor. İlk sektörde Ulaş en hızlı turundan biraz daha yavaş kalmış. Bakalım birazdan neler izleyeceğiz. Bu ikili arasındaki yakınlıktan da ziyade arka tarafta Mert Çömert de Selim Arkın da geliyor ama şunu da söylemekte fayda var. Enver'in 3 saniyelik zaman cezası var. Yani bulunduğu konumda kalmak istiyorsa yarışın sonunda en yakın takipçisinden minimum 3 saniyelik farklı önde yer alması gerekiyor. Yoksa yani puan potasının dışına kadar uçabilir. Şu anda öyle bir yakınlık söz konusu bu grupta. 30. tur sonu, 31. turun başına doğru ilerliyoruz. DRS de birazdan aktif olacak. Bakalım bu ikili bizlere neler izletecek son 6 turluk periyotta. Ve 1.11.378 Ulaş Özyıldırım en hızlı turu kaydediyor. En hızlı tur derecesini geliştiriyor ve DRS aktif. En arkada Emre Karakurt da pitte. Ferrari sürücüsü içeri geldi. Arda Günay da bu arada Efe'ye çok yakın. Bir yandan Arda'yı da kaçırmamaya çalışıyorum ama şimdilik buradan bir şey çıkmadı. Ulaş Özyıldırım kaçıyor. Can Akıncı kovalamaya devam ediyor. Bu ikilinin de arkasında fırsattan istifade bekleyen Mert Cömert ve Selim Arkın var. Yani en ufak bir hataları artık bu saatten sonra telafisi olmayan sonuçlara yol açabilir. Bu yüzden bir yandan dikkatli olurken diğer taraftan olabildiğince hızlı gitmesi gerekiyor ön taraftaki sürücülerin. Tabii yine orta grup için de yarışın son kısmında bulunmaz nimetler, bulunmaz fırsatlar önlerine düşebilir. Gerçekten çok yakınlar. Birinciden başlayıp 11.'ye kadar ilerleyen bir kuyruk bulunmakta. Yalnızca son sıradaki Emre Karakurt. Burayı yakalayamayan sürücü pite gelmişti. O da Kerim Kıyısın bu arada. Tugay Toksöz'ü geçti. Tugay Toksöz için de acı zamanı 11. sıraya kadar düştü. Bütün kazanımları eridi gitti resmen en hızlı tur önce Ulaş'tan. Sonra Can'dan geliyor. 1.11.215. 1.11.330 Ulaş. 1.11.215 Can. Birbirlerine çok yakın tempoda ilerliyorlar şu anda. Tabii Can'ın DRS avantajı da var. Bakalım bu ikili arasında daha neler izleyeceğiz. Son 5 tur kaldı. Önümüzde son 5 tur var. Bir yandan çoğu gitti, azı kaldı. Diğer taraftan da o kadar fazla aslında olay yaşadık ki Hollanda standartlarının gerçekten üstünde bir mücadele izledik. Daha 5 tur daha var diyesi geliyor insanın. Yani her an her şey olabilir. Mert Cömert'ten itibaren yavaş yavaş ön grup kopmaya başladı. 0.7 saniye fark. İsterseniz Can Akıncı'dan bu grubu bir izleyelim. Yine Mert Kopteget, Enver Demirel'den kopmuş vaziyette. Aradaki fark 1 saniyenin üstüne çıktı. DRS alamıyor. Bakalım Red Bull mu McLaren mi? Sizler de chatte sizce kim kazanır? Bunu yazabilirsiniz bu arada arkadaşlar. Ulaş'ın mı kazanacağını düşünüyorsunuz yoksa Can'ın mı? Son turlara doğru, son 4 tura doğru ilerliyoruz artık. Şu anda DRS'sini de ERS ile beraber Allah ne verdiyse kullanıyor Can ama düzlük Ulaş'ı geçebilmesi için pek yeterli olmadı. Bu arada Canay Gicvan Mert Kopteget'i geçip 6. sıraya almayı başarıyor ve burada bir sıra değişimi gördük. Şunu da belirtmekte fayda var. Eğer yarış böyle biterse Arda Günay mücadeleyi 8. tamamlayacak. Rakibi Efe Korkmazer'in aldığı cezayla. Bu arada Emre Karakurt 3 saniyelik bir zaman cezası aldı. Bir hayli yakın Can Akıncı en hızlı ilk sektör geldi. Elinde ne varsa kullanıyor şu anda McLaren sürücüsü. Ulaş'a bakalım. Ulaş'ta da benzer bir ERS durumu var ama bir adım daha önde Ulaş. ERS bataryası konusunda. Şimdi DRS düzlüğüne doğru çıkıyoruz. Birazdan start finish'te bakalım bizlere neler izletecekler. Belki de her zamankinden şu an daha yakınlar. Sarı bayraklar var. Mert Kopteget. Gerilere düşmüş vaziyette Mert Kopteget. Ama yoluna devam ediyor gibi herhangi bir güvenlik aracı da olmayacak sanırım. Aynen öyle.
Yola devam ediyoruz ve Aston Martin'ler 5 ve 8. sırada rahat bir vaziyette. Start finish'teyiz. Can Akıncı 1.11, 1.64 en hızlı turu kaydediyor bir kez daha. Artık son kurşunlarını sıkıyor McLaren sürücüsü. Son 3 tur kaldı. Önümüzde son 3 tur kaldı. Arda Günay'da. Arka tarafta Efe Korkmazer'i geçmeye çalışıyor. Eğer geçebilirse Arda Efe'yi, devamında takım arkadaşının cezasından da faydalanabilmek için önemli bir boşlukta olacak. En kötü ihtimalle, yani bu kadar berbat giden yarışı, bu kadar kötü giden yarışı bir bakmışsanız 5. sırada noktalanmış. Arda için şu an her şey ihtimal dahilinde. 5'i de alabilir, 6'yı da alabilir. Gerçekten önemli puanları her halükarda elde edecek gibi duruyor. Yarışın sonuç turunda bir sıkıntı yaşamazsa. Yeniden başlıyoruz. Start finish düzlüğünde yine Can Akıncı'nın Ulaş'a karşı atak yapıp yapamayacağını hep birlikte göreceğiz. Yine bataryalara bakacak olursak minik bir adımla önde Ulaş. %6'lık bir fark var bu ikili arasında ama çıkış kısmında Ulaş Özyıldırım gerçekten iyi kalıyor. Can'a nazaran daha iyi bir son viraj çıkışı yakaladığını söylemekte fayda var Ulaş Özyıldırım'ın ve son iki tura giriş yaptık. An itibariyle son iki tura giriş yapıyoruz. DRLPC Series Master League'in Hollanda Grand Prix'sinde yarışın başından sonuna kadar bu ikilinin mücadelesini izledik. Belirli bir noktada acaba dedik mücadele bitiyor mu, ama işte son anda yaşanan olaylar, diğer sürücülerin kazaları ve güvenlik aracı periyotlarıyla beraber mücadelede heyecan bu noktaya kadar geldi. Can Akıncı çok yakın Ulaş'a ama ona uzanamıyor. Bir türlü Ulaş'ı tam olarak istediği periyotta yakalayamadı. Son virajda iyi bir çıkış yakalayabilirse Can, işte o zaman rakibini geçebilir gibi, ama şu ana kadar Ulaş Özyıldırım'ın da gerçekten iyi bir savunma ortaya koydu. Rakibine karşı hata yapmadı. Aradaki fark 0.3 saniye. Son tura doğru ilerliyoruz artık. Lider Ulaş, ikinci sırada Can var. Arkalarında Mert Cömert ve Selim Arkın bulunmakta. Red Bull kaçıyor. McLaren kovalıyor. Bakalım Can Akıncı liderliği alabilecek mi? Son tura giriş yaptık. Ulaş Özyıldırım içeri doğru kapandı. Dış tarafı Can Akıncı'ya bıraktı. Red Bull mu McLaren mi ve ön tarafta kalıyor Ulaş. Bu ikili belki de yarışın başından bu yana ilk kez bu kadar yakındı birbirine, ama Ulaş Özyıldırım ilk virajda gayet iyi savunmayla beraber rakibini arkasında tuttu. Son iki sektör kaldı Ulaş için. Red Bull galibiyete doğru ilerliyor. Eğer bir hata yapmazsa yine bu ikilinin de arkasında Mert Cömert ve Selim Arkın birbirine çok yakın, podyumun son basamağı içinde yakın bir mücadelenin olduğunu belirtmekte fayda var. Bu arada Arda Günay Kerim Kıyısı'nın ardına düşmüş. Arka tarafta da biz ön gruba odaklanırken biraz ilginç şeyler olmuş gibi. Şimdi Arda Günay yeniden Kerim'i geçti ve son sektöre giriş yapıyoruz. Yarışı belki Ulaş kazandı ama Ulaş ve Can, gerçekten ikisine de teşekkür etmek lazım. Yarışın başından bu yana asla o temponun inmesine izin vermediler. Asla alevin sönmesine izin vermediler ve Zandvoort'ta kazanan Ulaş Özyıldırım oluyor. Can Akıncı ikinci sırada, Mert Cömert Damalı Bayrağı üçüncü sırada görüyor. Selim Arkın 4, Caner Gecvan Enver Demirel'in cezasıyla beraber 5. sırayı aldı. Enver Demirel de 6. Kerim Kıyısın 7. Arda Günay 8. Efe Korkmazer 9. Tugay Toksöz de 10. olarak günün son puanını elde ediyor. Muhteşem bir yarış. Harikulade bir yarışı. Hep birlikte yere bıraktık sevgili izleyenler. Bir yere ayrılmayın. Birazdan podyumun sonrasında Ulaş, Can ve Mert'le röportaj yapacağız. Onların duyguları nelermiş? Hep birlikte onları alacağız. Ancak şunu da belirtmekte fayda var. Eğer bu yarışlardan haberdar olmak istiyorsanız mutlaka DRL'in Twitch adresini takip etmeyi ve sosyal medya adreslerinden de hem Instagram'dan hem de Twitter'dan kendilerine göz atmayı unutmayın. Gerçekten anlık olarak da 200 izleyicinin üstüne çıktık. Harikuladeydi. Hepinize teşekkür ediyorum buraya kadar beni izleyip dinlediğiniz için. Ben Emre Baltoğlu, bugün anlatımda sizlerle beraberdim. Birazdan bahsettiğim gibi podyuma çıkan sürücülerimizle beraber bir röportajımız olacak. Bakalım
Onların görüşleri neymiş? Onların yorumları neymiş? Hep beraber alacağız. Ama son olarak gride tekrardan göz atalım. Ulaş yarışı kazandı. Binde 2 saniyelik farkla beraber Can Akıncı artı 1 puanı hanesine yazdırdı. O da yarışı ikinci tamamladı. Mert Cömert 3, Selim Arkın 4, Canay Gicvan 5, Enver Demirel 6, Kerim Kıyısın 7, Arda Günay 8, Efe Korkmazer 9 ve Tugay Toksöz'de 10. sırada mücadeleyi noktaladı. Teşekkür ediyorum. Sağ olasınız güzel yorumlarınız için. Şimdi ben yavaştan sürücülerimizin yanına doğru bir geçeyim bakalım. Evet. Can ve Ulaş, ikinizi de gerçekten ayrı ayrı tebrik ediyorum. Harika mücadele ettiniz. Muhteşem mücadele ettiniz. İlk olarak Ulaş'tan başlayalım. Ulaş, tebrik ederim. Güzel bir galibiyetti gerçekten ve Belçika'nın aksine seni de rahatsız edecek bir faktör oldu arkanda Can. Bu yarış hakkında düşüncelerin neydi? Nasıl bir hissiyat içindesin? Onu alalım bir senden. Bu yarış zaten bizim challenger'ımız vardı, Defy Esports bu pistteydi. Buraya antrenmanlıydık zaten. Orada one shot qualify yapıyorduk. Burada short oldu. Son turumda iyi bir tur attım. Pole'den başladım. Can da iyi bir tur attı. Startta zaten Can'ın gibini geçmeye çalıştığını biliyordum startta. Direkt içeriye kapadım. İyi kalktığımı görünce. Ondan sonra öyle gitti. Safety car'lar biraz canımı sıktı yarışta. Özellikle en son çıkan safety car. DRS'den çıktığımda bir SC çıkınca biraz moralim bozuldu ama LS'yi mantıklı kullanınca önde kalabildim. Eğlenceliydi ama güzel yarıştık Can'la. Evet, tebrik ederim ben de. Senin de şampiyona liderliğin iyice pekişmeye başladı. Sezonun geri kalanı için ne düşünüyorsun? Geri kalan için sevdiğim pistler var. Elimden geleni yapacağım. Tamamdır. Tekrardan tebrik ederim seni de ve Can'a dönelim. Can, seni de tebrik ederim ikinciliğin için. İlk stintte çok sağlam ERS depoladın sen de Ulaş'la beraber. Şunu soracağım. Yarışın devamında bu nasıl diyeyim? İlk etapta pek bir denemede bulunmadın çünkü sen de. Kendine pek risk etmek istemedin. Orada rakibine karşı atak yapmadığın için devamında pişman oldun mu? Ve yine yarışın son bölümü ve genel olarak senin için nasıl geçti? Bir kere SC çıkmasaydı yani yaptığımız taktik doğruydu aslında ulaşamıyorum. Hem arkamızdakilerle DRS'yi koparmıştık ve yani o tur zamanlarımızı korumamız gerekiyordu. Yarışın ilerleyen kısımlarında ilerleseydi SC'siz büyük ihtimalle sürekli pozisyon değiştirerek ilerleyecektik startın işte. En son turlarda da zaten artık birbirimizi asıl zorlamaya başladığımız turlar oralar olacaktı. Ama hani ondan sonra ilk safety car'dan pek bir şey olmadı, yalan söylemeyeceğim. İlk safety car zaten ilk turda girdiği için o strateji konusunda hiçbir şey değiştirmedi. Ama sonradan hani Ulaş'la düştüğümüz bizim trafik o aslında bana asıl zamanı kaybettiren o oldu. Çünkü Ulaş biraz daha kolay trafiği atlattı. Ben bayağı bir arkalarında kaldım. Yani Ulaş çoktan öne geçmişti, hani takım arkadaşım geçmişti. Ben hala 3 kişinin arkasındaydım ya. O biraz aramızdaki farkın açılmasına neden oldu ve istediğim hani benim biraz aslında planımı bozdum. Sonra ikinci safety car çıktı, benim açımdan ikinci bir şanslı. Hani arkamızdaki işte Mert Cömert'in başını çektiği grubun zaten RS kullandığının ben farkındaydım. Düzlükte çok zaman kazanıyorlardı. Ondan sonra zaten hani Ulaş benim taktiği çözdü. Zaten ne yapacağımı da aşağı yukarı tahmin ediyordu o. Son sürekli böyle son virajın çıkışında RS'sini bastı. Ben de RS'mi bastım. Geçmeye çalışacaktım aslında. Daha önceki turlarda geçmeye çalışacaktım. Ama geçemedim. Düzlük hızım yetmedi. Ya da yeteri kadar yakın olamadım. İkisi beraber oldu aslında. Sürekli birbirimizin dibinde duruyorduk. Genel olarak sezon içinde en eğlendiğim yarış bu oldu açıkçası. Zaten Ulaş'ın dediği gibi antrenmanlıydık da gerçekten birbirimizi zorlayarak ilerledik. Umarım sonraki yarışlarda böyle olur. Tamamdır. Tebrik ederim Can. Teşekkürler sözlerin için. Ve Mert Cömert'teyiz. O da podyum tamamlayan sürücü oldu. Mert, yarışın başında biraz yani ön grupta Can'la Ulaş'ı yakalamakta zorlandınız siz de ama Selim'le çok yakın bir savaşa giriştiniz.
Yani yarışın başından sonuna kadar bayağı yapışık ikiz gibi beraberdiniz. Senin açından yarış nasıl oldu? Nasıl geçti? Senden de bir yorum alalım bakalım. Öncelikle podyumun eline sağlık. Çok hızlıydılar. Kualde küçük bir şanssızlık yaşadım. Onun için son turumu atamamış oldum. Onun dışında Selim'in Arda'nın temasından ötürü bir sıra oradan kazanmış oldum. Yarışta genel olarak çok zorlamadım. Daha çok ön tarafa değil de Selim'e odaklandım. O yüzden ERS'e depolamaya çalıştım. Bütün yarış öyle gitti. Safety Car'da da Selim'le gene dip dibeydik. Ön grup bir şey oldu. Kendi aralarında savaştı. Genel olarak Selim'le birlikte gittim. Böyle bitti benim için yarış. Evet, senin son zamanlarda bu arada biraz şampiyona durumunda, özellikle Arda ile beraber biraz geride kalmaya başladınız. Sezon devamı için planın nedir? Yani benim şampiyonluk da şu anlık gözüm yok yani ulaştı sonuçta. Yani alamam muhtemelen. İkinciliğe razıyım ama arkadan can da geliyor bakalım hayırlısı. Tamamdır o zaman. Teşekkür ederim bu arada. Görüşlerin için tekrardan tebrik edeyim arkadaşlar. Sizlere de. Ve yayının sonuna doğru da gelelim dostlar. Buraya kadar izleyen, takip eden, yayında bizlerle beraber olan bütün izleyenlere teşekkür ediyorum. Ben Emre Baltoğlu, bugün yarışın anlatımında sizlerle beraberdim. Sürçülisan ettiysek affola. Bir sonraki yarışta, bir sonraki yayında görüşünceye dek hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın ve Formula 1'de kalın.